Efendim bir kere Pelin Batu gibi bir oyuncuyla sinema konuşmak zor zanaat. Ama ben sinemayla tanışıklığım, annemin beni çok küçük bir çocukken İskenderun'da Kervan Sineması, ki sadece kadınlar matinisi oynardı, oraya götürmesiyle başlamıştı. Hatta ben ortaokula falan başladığımda artık bu çocuk büyümüş, bunu getirme dediler. Orada da bir kadınla ne erkeği daha, soğan erkeği diye de dalga geçmişti, onu hatırlıyorum. Ama annemin sinemaya bakışı çok başkaydı. Babamın memuriyeti nedeniyle biz bir ara Antalya'ya sürgün edildik. Yine orada Hasırcı Köyü vardı. Hasırcı Köyü'nde Yeşilçam filmleri çekilirdi. Annem beni yine alır şeye götürürdü. Yeşilçam filmlerinin çekildiği o doğal platolara götürürdü. Söz gelimi Fatma Giri'nin Boş Beşiği çekilmişti orada. Annem filmlerin o perde arkasındaki kazaları, filmin hikayesini, aslında nasıl geliştiğini de anlatırdı. Türkan Şoray'ı çok severdi ve onun bakışıyla sinema tutkusu başlamıştı bende. Daha sonra tabii yabancı sinema filmleri de devreye girdi. Ben bir süre sonra anlamı kapalı filmlere müptela oldum ama Türkiye'de çok bir izleyicisi yoktu. Hemen sormak isterim, Pelin Batu, seni etkileyen filmler nelerdi? Ya sen böyle çocukluktan başlayınca ben de geriye gittim. İlk seyrettiğim film, büyük bir ihtimal annem Kıbrıs'taydı. İlk 5 yılımız Kıbrıs'a babam tayin olmuştu. İlk büyükelçiydi orada. Çok tuhaf aslında, çocuk filmi değil ama Blue Lagoon'du. Yani bu karanlık loş bir yere girdiğimizi, sinemayı bile hatırlıyorum. Ya 4 yaşındaydım ya 3,5, o civarda. Ama sonra hani birazcık daha büyüdükten sonra 7-8 yaşlarında Amadeus filmini izledim. Şimdi 5 yaşında ben piyanoya başlamıştım. Annem babam kulağımın iyi olduğunu düşünüyordu ki bana piyano dersi verdirmeye başladılar. Amadeus'u izledikten sonra benim her şey değişti benim için. Yani Mozart'a aşık oldum bir kere. Hala aşığım. Hamileyken her gün ismi Rafael değildi o zaman, belli değildi, çocuğumuza Mozart dinletiyordum. Benim için böyle mutluluk iksiri gibi bir şeydir Mozart. Salieri karakteri filmde kıskançlıkla onun notalarına bakarken, bu ne çocuk oyunu gibi der. Başlangıçta öyle mesela na diye başlar diyelim. Basit değil mi? Birkaç nota. Ama ondan sonra birdenbire majör minöre geçer, minör karışır, başka bir işte tekrar majöre döner, diyezler, bemoller işi karıştırır. Ya inanılmaz bir deha. Zaten her yüzyılda bir, yani farklı dallarda, kimisi işte Isaac Newton gibi fizikçiler, kimisi işte müzisyenler, Bach gibi, Mozart gibi insanlar, Shakespeare gibi, hafız gibi şairler çıkıyor ve bunlar hakikaten böyle dili değiştiriyorlar, müzik anlayışını değiştiriyorlar. O yüzden o karakterin hayatını izlemek, onun o müzikliğini görmek, ki sonraları çok kafaya taktım, günlüklerini okudum, işte babasına yazdığı mektupları okudum, biyografileri okudum. Gerçekten de filmdeki o muzip, çocuksu, bir o kadar kırılgan ama bir o kadar da böyle hani babasıyla kavgalı karakteri görüyorsun. Beni gerçekten çok etkiledi ve böyle müzik okuma konusunda en büyük böyle hani itici güçtü. Birazcık daha büyüyünce üniversitede sinema dersi alıyordum. Hem oyunculuk hem sinema dersi. Ve oyunculuk derslerinde mesela bir yaz New York Üniversitesi'nde 3 ay günde böyle 8 saat falan sinema oyunculuğu ve sinema tarihi dersi alırken Buster Keaton'la tanıştım. O benim ikinci böyle hani Amadeus'tan sonraki bana böyle tokat gibi gelen ve beni çok etkileyen bir adamdı. Ya Buster Keaton sessiz sinemanın yıldızlarından ama Charlie Chaplin kadar bilinmiyor. Çok melankolik bir hali vardır. Belki bu program şimdi canlı yayın değil ama yayınla hazırlanırken belki Buster Keaton'un bir görselinde ya da bir kes kullanırsanız sevgili seyirciler de göz önüne getirebilir. Ve bu arada bugün YouTube'da herkes çok girip bakıp izleyebiliyor filmlerini. Hı hı. O sessiz sinema filmleri zaten daha kısa oluyor. 20 dakikalık, yarım saatlik filmler. Ya Buster Keaton şu açıdan çok seviyordum. En saçma, komik,
anlamsız şeyleri bile büyük bir ciddiyetle, büyük bir böyle zarafetle ve hüzünle yaklaşıyor. Yani belki fizyolojik olarak zaten öyle bir hüzünlü bir yüzü var. Ama onun ötesinde inanılmaz bir atlet. Bütün o hareketleri kendi yapıyor. Yani o sessiz sinema aslında Barbie filmini izlediysen görmüşsündür. Pek çok yıldız sessiz sinema yıldızıyken talkilere yani o sessiz sinemaya geçtikten sonra kariyeri bitiyor. Çünkü aslında oyunculukları bitiyor. Daha önce fotoroman gibi aslında böyle belli hareketler yapıyorlar. Arada yazılı metinler giriyor. Ama Buster Keaton gibi ya da Charlie Chaplin gibi adamlar, yani işin oyunculuk kısmı bir tarafa, söyleyecekleri bir dertleri de var. Yani Great Dictator gibi bir şey yapabiliyor Charlie Chaplin ve komünist diye men ediliyor. İsviçre'de hayatına devam ediyor. İzninle oradaki bir cümlesini kullanmak istiyorum. İkinci Dünya Savaşı. Charlie Chaplin'e Hitler'i soruyorlar. Ya diyor, önce diyor benim gibi yürümeye başladı diyor. Herkes gelip söyledi, çok dert etmedim. Sonra benim bıyığımı bıraktı diyor. Ona da çok sesimi çıkarmadım diyor. Ama en çok neye kızıyorum biliyor musunuz? İnsanlar benden çok ona gülüyor. Şimdi Charlie Chaplin zaten öldürülecekler listesinde Hitler'in nezdinde böyle ilk sıralarda yer alan bir isimdi. Sadece bir sanatçı değildi. Galiba duruşu da olan bir karakter sahibi. Ne bileyim sanki herkesi öyle görmek istiyoruz ama biz sanatçılarımızdan da galiba şey istiyoruz. Böyle sağlam duruş istiyoruz. Hani parayla menfaatle sarsılmayacak tarzı olsun. Hangi görüşten olursa olsun ama tarzı olsun. Ve o görüşü sonuna kadar savunsun istiyoruz galiba. Ya öyle. Ben gerçekten de mesela bazen diyorlar işte sanatçı halka mal olmalıdır falan. Hayır, sanatçı dediğin ya da sanatçı, bir kere sanatçı kavramını tartışmamız lazım. Çünkü sanatçı kavramı da içi boşalmış. Yani ünlü eşdeğer sanatçı gibi bakılıyor ülkemizde. Oysa sanatçı olabilmek için yani yüzlerce kitap paralamak, araştırmak, irdelemek ve geriye bir şey bırakmak gerekiyor. Ve oyunculuk sanatçılık mı, o da tartışılır bence. Yani oyunculuk bir meslektir. Bana göre dünyadaki en güzel mesleklerden bir tanesi, en eğlenceli mesleklerden bir tanesi. Çünkü türlü türlü hayatları tadımlamak, olmasan bile onu irdelemek, ona dokunmak, onu hissetmeye çalışmak. İçselleştiriyorsunuz değil mi rolleri? İçselleştiriyorsun tabii ki. İlla metot oyunculuğu yapmak zorunda değilsin tabii ama sonuç itibariyle avukatı oynayacaksan avukatlığı araştırıyorsun. Bir şizofreni oynamıştım. Onu araştırıyorsun ve onlarca kitap okuyorsun. Tabii bunu yapmayanlar da var. Sadece rolünü ezberleyip yapanlar da var. Ama sonuçta hani oyunculuk güzel bir meslektir ama sanatçılık mıdır bilmiyorum. Yani tiyatro belki orada bir şey anında yaratıldığı için. Ama öbür tarafta sen o anda bir şey yapıyorsun, sonra kesilip biçiliyor, bambaşka bir ürüne dönüşüyor. O yüzden hani bambaşka bir konu bu, sanatçılıktır değildir. Ama sonuçta bu bahsettiğimiz sanatçılar gerçekten de dik duruşu olan, mesela Marlon Brando gibi adamlar, yani Oscar almış ama bir Kızılderili meselesine, Amerikalıların nasıl bir soykırım yaptığını onların yüzüne vurabilen bir karakter. Orada gidip böyle önce Tanrı'ya, sonra eşime, sonra işte ajanıma teşekkür ediyorum gibi klişe bir konuşma yapmaktansa bir tane Kızılderili ya da işte Kuzey Amerikan yerlisi birisini gönderip o damgasını vurup o duruşunu sergileyebiliyor. Dolayısıyla bana göre o tür sanatçılar ya da o tür oyuncular çok daha kıymetli ve onların yaptığı filmlere başka gözle bakıyorum. Türkiye'de işte bak bu oyuncuyu takdir ediyorum, bunu beğeniyorum, bu filmi öne çıkarıyorum. Yani Türk filmi, yerli yapım olarak gördüğüm, bize önerebileceğin hangi filmler ve oyuncular var? Ya ben kişileri ve filmleri her zaman birbirinden ayırmaya çalışırım. Çünkü bazen mesela Charlton Heston gibi insanlar, diyelim o ilk seyrettiğim filmlerden bir tanesi de Musa filmi, de Ten Commandments. Gerçekten çocukluğumda böyle bayağı bütün gece etkilenmiştim. Bütün gece istifra etmiştim. Yani böyle o kadar o sahnelerden etkilenmiştim. Ama Charlton Heston'ın silah lobisini destekleyen, sadece işte
Republican'ları destekleyen bir adam. Yani adamın kişiliğiyle ya da Ezra Pound gibi bir şair çok seviyorum ama Mussolini'yi alkışlıyordu. Dolayısıyla onun şiirlerine bayılmakla birlikte onun kişiliğine ve siyasi duruşundan hiç haz etmiyorum. Türkiye'de mesela ya benim oyuncu olmama sağlayan demeyeyim ama ilham veren, sahnede izleye izleye büyüdüğüm ve ben de o yüzden oyuncu olmak istiyorum dediğim bir insan var. O da Işık Yenersu'dur. Hala da benim için idoldür. İki günde bir mesajlaşırız. Çok severim. Yani benim annemin çocukluk arkadaşı ve cadılar grubu diyorduk. Haftada bir buluştuğumuz aralarındaki en genç üyesiydim. İşte Macide Tanır'ın olduğu, işte Işık Yenersu'nun olduğu, Şerif Sezer'in olduğu, annemin, o Sevgi Sanlı'nın. Yani o kadar güzel kadınlar vardı ki şimdi saymakla bitmez. Ama mesela o gruptaki bütün kadınlar benim için hepsi de böyle birer anne figürü olmanın ötesinde duruşu olan, mesela Ayten Uncuoğlu ile arada karşılaşıyoruz sokakta, birbirimize sarılıp ağlıyoruz. Çünkü benim için o yani sadece bir sanatçı değil, çok iyi bir oyuncu da değil sadece ama annemin sınıf arkadaşı. Bir de öyle bir boyutu var. O yüzden o kadınları ilk yani bana sorduğunda onları ön plana çıkarmak isterim. Çünkü hem insan olarak hem oyunculuk olarak hem de duruşları itibariyle inanılmaz kadınlardı. Hiçbir zaman da o dik duruşlarından vazgeçmediler. Türkiye'de Çağan Irmak gibi yönetmenlerle beraber işte Türk kökenli, yurt dışında yine başarılı filmlere imza atan Fatih Akınlar ve başka isimler de var. Hani onlar arasında baktığında... Yönetmen olarak soruyorsun. Evet, yönetmen olarak baktığında. Yönetmen olarak baktığımda... Yani her yönetmenin iyi filmi olacak diye bir şey yok bence. Yani bazı yönetmenler gerçekten çok şanslı oluyor. Çok iyi ekipleri bir araya getirip çok arka arkaya iyi filmler çekiyorlar. Ama mesela... Ya Çağan Irmak'ı ben insan olarak tanıyorum. Ne zaman karşılaşsak çok böyle sıcak ve samimi bir şekilde konuşuyoruz. İnsan olarak çok hoşuma gidiyor. Ama yani her filmini de çok beğendiğimi söyleyemem. Yani bunu onun arkasından da söylemiyorum. Onu bir seyirci olarak yüzüne söylerdim. Tek tek saymak istemiyorum şu anda ama bazı filmlerini beğeniyorum, bazı filmlerini beğenmiyorum. Fatih Akın da öyle. Mesela Fatih Akın'ın en son yine bir jüri üyesiydim İzmir Film Festivali'nde. Uluslararası yarışmada jüri üyesi olarak onun en son filmi bu. Şimdi bak o kadar çok film izleyince insan kaybediyor. Bu Almanya'daki rapçi. Duvara karşı değil değil mi? Hayır bu son filmi. Hapse giren bir rapçi karakteri var. Bir sürü böyle illegal işe girişiyor. Gerçekten bir biyografik hikaye. Yani çok akıcı bir film çekmiş. Ve gerçekten de bir hani İran'da başlayıp İranlı Kürt bir ailenin Almanya'ya yolculuğu ve bir karakterin oluşumu. Akıcı, güzel, hızlı, tamam. Ama mesela ben belki rap'i de o sanatçıyı da bilmediğim için ve bana çok bir şey hitap etmediği için çok mesela içine giremedim. Yani profesyonel olarak iyi çekilmiş olabilir, iyi bir yönetmenlik sergilemiş olabilir. Ama hani benim zevkime hitap etmiyor. Ben en son mesela beni en çok çarpan filmlerden bir tanesi gerçekten bu şey gibi oldu, amnezyak gibi oldum ama Mick Jagger'ın oynadığı, Donald Sutherland'ın oynadığı bir ressamın hikayesiydi. Bana göre çok esrarengiz ve güzeldi. Film çok gişe de yapmadı belki. Ama o film mesela beni çok daha fazla etkiledi. Çünkü bir ressamın yani 40 yıl, 50 yıl boyunca hiç kimseye resmini göstermediği ama bir İtalyan bir villada Mick Jagger'ın patronluğunun altında bahçede gizli bir kulübe gibi bir yerde resimlerini icra etmesi ve aslında bir thriller, bir gerilim hikayesi olan bir filmdi. Bir turuncu yani sonrasında aklıma gelirse söylerim ama turuncu bilmem neydi filmin ismi. Bir ressama gönderme olarak. Ya,
çoğu izlediğim bu ve blockbuster böyle inanılmaz gişe yapan filmden çok daha fazla etkiledi beni. Çünkü o efsanelerle örülmüş mitin yıkılışı ve bir taraftan da insan açgözlüğünün dışa vurumu olarak adlandırabileceğim o çirkinliğin aslında ekspresyonist bir şekilde yansıması çok etkiledi. Ya bunun gibi filmler oluyor böyle hani kimse duymuyor etmiyor ama ne kadar iyi filmmiş diyorsun. Şimdi son sorum olacak. Ben bir dergide çalışırdım. Başında da Şerif Özgencil diye çok ilginç bir yönetim kurulu başkanımız vardı. Bir gün böyle bir oyuncu sohbeti yaparken bana şey demişti. Yani böyle çok hafızama kazınmış bir sözdür. İşte Jack Nicholson vardır bir de diğerleri. Yani o böyle yarı tanrıdır neredeyse oyuncular kategorisinde bir de diğerleri vardır. Bir bakış açısı ifade etmişti. Senin var mı böyle bu oyuncu hani çok özel, çok büyük bir oyuncu dünya çapında baktığında? Ya bir kere ya ilk aklıma gelen sen bunu söyleyince çat diye Cate Blanchett'e hayranım. Ya bana göre inanılmaz bir kadın. Yani böyle her rolde de metamorfoza uğruyor ve bambaşka bir kişilik olabiliyor. Ha bazı oyuncular var ki her filmde sanki aynı. Ama onu da seviyorsun diyelim. Hani çünkü onu her zaman öyle görmek istiyorsun. Tipi bile değişmiyor mesela. Evet. Ressamlar gibi yani sen bir Miro gördüğünde aa bu Miro diyorsun. Ve hani Miro'yu ya seviyorsun ya sevmiyorsun ama gördüğün anda Miro olduğunu anlıyorsun. Tanıyorsun. Tarzı var. Oyuncular da öyle ama mesela Cate Blanchett öyle değil. Cate Blanchett bana göre Bukalemun gibi bir kadın. Tipiyle de sesiyle de duruşuyla da yani her filmde aa bu kadın bundan sonra ne yapacak diye bakıyorum. Tilda Swinton da öyle. Mesela Tilda Swinton da yani film seçimiyle beni büyülüyor. Çünkü her filminde böyle oh, ne kadar garip bir filmde oynamış diyorsun. Tarzı da görüntüsü de ilginç evet, bir kadın yani zaten. Evet yani bana uzaylı gibi geliyor zaten. Bana da uzaylı gibi geliyor. Bayılıyorum tamam, onu yani o, evet. O tiplere. Uzaylı gibi geliyor kesinlikle. Erkeklerden de mesela şeye bayılırım. Çok da iyi, demin bahsettim. Donald Sutherland zaten o da inanılmaz bir oyuncudur. Jack Nicholson da aslında gerçekten şimdi düşününce ona da inanılmaz yani. Uzun yıllardır izlemeyince de çok üzülüyorum. Çünkü bazı oyuncular sanki böyle yaşlanınca yok oluyorlar gibi. Onun Morgan Freeman'la bir filmi vardı. Şimdi filmin adını anımsayamayacağım ama ikisi de kanserli ve son günlerini yaşıyorlar. Bucket List. Bravo. Şeye çıkarlar finalde. Dağın zirvesine. Hmm. Ya şeydi hani şunu düşünüyorsun. Hep erteliriz ya hayatımızda. Bir gün yaparım, bir gün yaparım. Orada sana şunu söylüyor aslında. Ya o bir günü hiç göremezsen diyor. Yani hayatını bir daha gözden geçir diyor aslında. Bir sahaflarda bir kitap elime düşmüştü. Bir hemşirenin Amerika'da ölüm döşeğindeki ve sonra hani öldükten tam öldü ölecek hastalarla röportajlar yapmış. 40 yıl boyunca bir hemşirelik yapmış bir kadının aslında notları. Ve unutamıyorum bu kitapta şey yazmıştı. Yani mesela %99-90 yani neredeyse %100 insan ölmeden önce keşke diyor. Keşke şunu yapmış olsaydım. Ve kadının tezi şu yani o kadar çok hasta gördüm ki işte keşke aşkımı itiraf etseydim. Keşke şu ülkeye gitseydim. Keşke işte çocuğuma vakit ayırsaydım onu ben büyütseydim işte dadıya ver. Yani keşke 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 binlerce var. Hepimizin keşkesi var. Olmazsak zaten insan olmayız ama o keşkeleri azaltmaya çalışmak ve hani ertelememek. Çünkü erteledikçe sonra bakıyorsun bir gün sana bir işte otobüs çarpıyor ve komadasın. Bir gün bu arada Özlem Kumrulara da selam olsun. Arkadaşınız evet. Halen komada. Evet. Evet çıkacak diye inanıyorum ve seni üzmek istemedim ama evet yani hayat böyle. Kimin ne kadar yaşayacağını da bilmiyoruz. Sinemadan çıktık böyle hayat derslerine evet, döndü evet, ama evet. Sinema zaten öyle bir şey. Bizi her zaman kendi hayatımıza bir ayna tutup kendimizi sorgulamamızı sağlıyor. Onlar da bana göre iyi filmler oluyor. Bazen hani gerçekten dün seyrettiğin filmi bile hatırlamıyorsun. Şey gibi patlamış mısır yemek gibi hızlı tüketiyorsun. Bazı filmlerde işte hayatın en böyle beklemediğin anında sana aa evet bu filmde ben bunu düşünmüştüm dedirtiyor.
İyi ki o güzel filmler var ve iyi ki insanlar yaratıyorlar. İyi ki o güzel filmler var. Kesinlikle çok büyük bir sanat. Sinema hep var olacak. Hani bazen işte fiziki kağıt dijitale yenik düştü gibi hikayeler anlatırız ya. Ben sinemanın hep var olacağını düşünüyorum. Başka bir şey o. Yani evet. Sinemanın izleyicisinin kültürü de başka. İşte oradaki sessizlik, oradaki odaklanma ritüeli. Sanki bambaşka bir pagan oluşum ritüeli için. Pagan gibi geliyor evet, bana. Hani evet, Dionysos evet, kültündeki evet, böyle evet. Şeyler anmaları gibi. Yani onlar kadar çılgın değil belki değil ama. Değil ama evet. Bana da öyle. Mesela şeyi ben çok imrenirim. Paris'te Cuma'dan başlayıp Pazartesi'ye kadar devam eden film rallileri yapılıyor. Ya. Peş peşe hiç durmaksızın. Çoğu müdavimi gençmiş ama böyle bir şey yapılsa ben bizatihi koşa koşa giderdim. Bizde de mesela İstanbul Film Festivali olsun başka, benim pek çok arkadaşım böyle günde 4-5 tane film izliyor. Yani böyle bir 2 hafta boyunca ben de yapıyordum. Uzun zamandır yapamıyorum. Yani neredeyse festivalden festivale film izleri oldum artık. Herkese bol filmli bir hafta diliyoruz. Pelin Batu'yla yeni bir konuyla bir arada olmak üzere. Hoşçakalınız. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.